Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Lord of the Rings Rise to War, yani Yüzüklerin Efendisi Savaşlar videosuyla birlikteyim. Bugünkü videomuz yine Komutan Rehberi serimize yeni bir video ve Lurtz. Evet, şimdi hepimiz Lurtz'a aşinayız. Lurtz'un nasıl çalıştığını birçoğumuz biliyor aslında bakarsanız, ama eminim hani sürekli yeni başlayan oyuna bir kitle var ve kanalda Lurtz rehberi aradıklarında, komutan rehberi aradıklarında bulabilmelerini istiyorum. Lurtz hakkında her şeyi en kolay şekilde bulabilmelerini istiyorum. Bu yüzden bu videoyu da bir ara yapmam gerekiyordu. Onu da şimdi yapacağım sizlere. Şöyle kısa da duyurumu yapayım abi. Yeni sezon, bu videoyu işte Perşembe günü izliyorsunuz. Cuma günü sabah saat 5'te ya da 6'da falan biz sezon 3'e geçeceğiz. Sezon 3'e geçiş tarihim Cuma günü ve aynı anda Rise of Kingdoms'da geçitlerim de açılıyor. Dolayısıyla çok kötü çakıştılar. Çok iğrenç, çok kötü çakıştılar. Muhtemelen sezon 3'e başlangıcımı ben bir gün erteleyeceğim. Haberiniz olsun sizlere. Buradan söyleyeyim. Cumartesi günü muhtemelen canlı yayında Lord of the Rings Rise to War'a başlarız. Sezon 3'e başlarız. Hadi Lurtz rehberimize geçelim. Şimdi Lurtz komutanı. Lurtz kendisini tanıyorsunuz. İlk doğan Uruk-hai'lerden ve Uruk-hai'ler, İşte filmde de görüyorsunuz, işte Boromir'i öldüren de Lurtz. Yani Lurtz'u oradan tanıyoruz. Tanıdığımız en ünlü Uruk-hai Lurtz. Lurtz sezon 1'e başladığınızda, oyuna ilk başladığınızda gelen ilk sandık değil, sanırım ikinci sandık. Emin değilim, ilk sandık da olabilir. İlk ya da ikinci sandıkta, burada belek sandıklarında şuraya bir sekme şeklinde geliyor ve İşte her 5 belek açışınızda size 300 Lurtz saygısı veriyor. Dolayısıyla ilk beleklerinizi açacağınız, yani ilk koyun, kötü tarafta oynuyorsanız eğer, coinlerinizi, yani şu belek belek coinlerinizi, beleklerinizi o sandıkta açmanız gerekiyor. Çünkü Lurtz gerçekten çok iş yapan bir komutan. Ancak sezon 2'de, sezon 3'te bayağı bir gücü azalıyor. Bunun sebebini de bu videoda açıklayacağım. Sezon 1 için ama bayağı iyi bir komutan Lurtz. Saygı 3'te maksimum gücüne ulaşıyor. Dolayısıyla ucuz da bir komutan. Saygı 3 kolayca yapabiliyorsunuz. Hem davet mektubunu bulup hem sandıktan elde ettiğiniz saygılarla kendisini saygı 3 yapabilmeniz mümkün. Lurtz efendim, Lurtz savaşçı, kuvvet alıyor. 2 tane beceri puanı var ve fiziksel hasar %10. Komple fiziksel hasar üzerine bir komutan. Ki bu yüzden zaten kendisine komple kuvvet kasıyoruz. Ve 331 kuvvet varmış bende, ki itemlerim o kadar iyi değil. İşte burada 20 kuvvet, 16 hızlı bir itemim var. Burada 23 kuvvetlik bir armor takmışım. 18 kuvvetlik bir başlık takmışım. 4 kuvvet veren bir kemik tılsım var abi. Takı yönünden çok şanssızım. Doğru düzgün takılarım yok. Yani bunu 400 kuvvete falan çıkarabileceğinize inanıyorum ben. Çünkü ben şu an burada efsanevi seviye itemler takıyorum. Siz belki mor itemler, 5 yıldız yapılmış, 4 yıldız yapılmış mor itemlerle çok daha yüksek kuvvet elde edebilirsiniz. Evet, Uruk-hai komutanı. Hız da önemli Lurtz'da. Hem kuvvet hem hız kasmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi niteliklerindeki özellik. Yani niteliklerinde, ünvanlarındaki bir özellik. Şimdi ünvanlara baktığımız zaman. Takipçi. Kendin saldırırken hasarını arttırıyor. Ve eğer bunu 15 seviyeye yükseltirsen. Lurtz'un hasarı, işte burada, aynı zamanda hıza göre de etki edecek. Yani hızdan kuvvet alacak. Bu kuvvet de zaten saldırırken hasar, yani normal saldırı hasarına da etki ediyor Lurtz'un. Dolayısıyla bu yüzden kuvvet, hız kasıyoruz. Şu tam seviye etkisinden hasar bonusu geldiği için.
Diğer bir beceri yaraları derinleştirme beceri ikinci tur diyor. Birinci, bir düşman hedefe %42.8 fiziksel hasar verir ve alınan sonraki hasar %3 etkisi güç niteliğine göre değişir, kuvvet niteliğine göre değişir. Bir puan verildiğinde %42.8 %3 ve her seferinde ikişer ikişer katlanıyor bu. Yani siz bunu 7 ile çarpabilirsiniz. Tam 7. seviyede bu. %300 gibi bir hasar burada olacak. Burada da %21 sonraki hasar gibi bir buff olacak, bilginiz olsun. Şaşkına çevirme, savunma değeri en düşük birime hedef alıyor. İkinci turda gerçekleşiyor ve %28.5 fiziksel hasar ve bir tur sonra da ekstra %42.8 fiziksel hasar veriyor. Sonraki seviyesinde de %28.5'tan %57.1'e yükselmiş. Yani iki katı. %42.8'den %85.7'ye yükselmiş. Yine iki katı durum söz konusu burada. Yine bunu, bu buff'ları 7 ile çarpabilirsiniz. Tam seviye etkisinde ne kadar buff aldığını anlamak için. Urukai elitine bakmaya gerek yok. Çünkü bu kullanılmıyor abi. Bu tarafı kullanmıyoruz. Bu Lurtz'un niteliklerinde biz burayı kullanmıyoruz. Burada hem kuvvet hız veriyor. Tam seviye etkisinde 15 hız veriyor belki. Faydalı bir stat bonusu olarak görebilirsiniz. Ancak hani yan buff'lar da kötü ve 15 puan buraya vermek değmiyor. Çünkü vermeniz gereken çok daha önemli yerler var. Müttefik birimler alınan hasarı %5, verilen hasarı %4 artıyor. Buna puan verdikçe verilen hasar yukarıya çıkıyor. Alınan hasar %5 sabit kalıyor. Tehlikeli ticaret. Hem kendini debufflıyor hem buff'lıyor. 7 puan vermeden bu yetenek de işe yaramıyor yani. Dolayısıyla anlamı kalmıyor. Urukai hasar verdikten sonra %35 ihtimalle %14.2 sağlık puanını geri kazanır. Yani dediğim gibi bu ağacı bu tarafa biraz önemsiz. Çünkü takipçiden gelen özellikler ve ilk doğan Urukai'den gelen özellikler çok çok iyi. Dolayısıyla bunları fulluyoruz abi. Bunları fulluyoruz. Bunlar bir tık daha alt seviye yetenekler olarak kalıyor Lurtz'da. Nedir bu Lurtz'un saygı üçlüğü? Neden saygı üçte bu kadar güçlü bu komutan? İlk doğan Urukai ikinci turda gerçekleşiyor ve iki kez %180 fiziksel hasar veriyor. Ve her saldırıda farklı bir hedef seçiliyor. Ve biraz daha fazla hasar veriyor. Tam seviye etkisinde de 3 kat hasara ulaşıyor burada. Buradaki yetenekler ikisi de aynı şekilde birinci tur ve ikinci turda gerçekleşen tamamıyla Lurtz'un hasar verdiği beceriler. Aceleci ile burada baskın aceleci kullanıyor ve bir düşman birimine tek seferde %240 fiziksel hasar vuruyor. %50 şansına ekstra %240 daha hasar verebiliyor. %50 şansla. Yine burada bir başka beceri. Bu becerinin komple ismi aceleci. Bir düşman birimine tek seferde %240 fiziksel hasar veriyor. Bakın bu zamana kadar gösterdiğim bütün beceriler, takipçi, şu yaraları derinleştirme, şaşkına çevirme, ilk doğan Urukai, baskın, aceleci, bunların hepsi komutanın hasarı. Komutana hasar. Komutanın verdiği hasar. Hepsi komutan hasarı ve hepsi fiziksel hasar. Hepsi kuvvetten faydalanıyor. Dolayısıyla kuvvet abi. Lurtz dediğin kuvvet ve birimiyle iş yapmıyor abi Lurtz. Lurtz birimiyle iş yapmıyor. Tamamıyla komutan hasarı burada. Şimdi 5. saygı seviyesine de gelelim. Ak el becerisi. Saldırı esnasında Urukai birimleri fiziksel hasar %5 ve her tur üst üste ekleniyor. Yani birinci tur %5, ikinci tur %10, üçüncü tur %15, dördüncü tur %20. Böyle böyle üzerine ekleniyor. 10. turda en son %50
buff'ı oluyor. Ak el yeteneğinden gelen birikiyor. Ve Uruk-hai birimlerinin verdiği fiziksel hasarı yükseltiyor. Ak el becerisi. Yorulmak bilmez isminde bir becerimiz var burada. Uruk-hai hasar alımını %21 düşürüyor. Ve sersemletme, bütün Uruk-hai'ler sersemlemeye karşı bağışıklıklı oluyor bu yeteneğe de verdiğiniz zaman. Kundakçılık, iki düşman hedefe iki kez %18,5 yakma hasarı verir. Her saldırıda rastgele hedef seçilir. Bu yetenek de böyle bir yetenek. Şimdi saygı 5 o kadar güçlü değil. Aslına bakarsanız Lurtz'un popüler olmasını sağlayan şey Mümaklar ve Lurtz'tu. Çünkü Lurtz'un şöyle bir olayı var. Lurtz evet tamamıyla komutan hasarı. Tamamen komutan hasarı. Ama Lurtz'u hayatta tutmak gerekiyor. Şimdi ya basit savaş mekaniklerine döneceğim ama bir savaşı kazanmanız için ne olması gerekiyor ya da kaybetmemeniz için 10 tur boyunca birimlerinizin ölmemesi gerekiyor. 10 tur boyunca birimleriniz ölmeyecek. Lurtz bütün hasarını böyle ikinci tura, üçüncü tura kadar atıyor. Sonra Lurtz bitiyor abi, bu kadar. Tüm hasarını ikinci turda veriyor Lurtz. Neredeyse. Dolayısıyla artık ondan sonra Lurtz'un birimlerinin hayatta kalması gerekiyor. Savaşabilmesi için. Yani savaşta dayanabilmesi için. Dolayısıyla Lurtz-Mümak ikilisi çok OP. Çünkü Mümaklar bayağı ölümsüz birimler. Bayağı bir canları var. Bayağı bir savunmaları var. Lurtz-Mümak bu yüzden çok OP oluyorlar. Peki Lurtz'a Mümak kullanmıyorsak ne kullanacağız abi? Mümak kullanmıyorsak Lurtz'a ne kullanacağız? Lurtz'u hayatta tutacak bir şeyler kullanmamız gerekiyor. Ve düşündüğümüzde normal birim olarak kullanabileceğimiz tek şey Uruk-hai'ler. O da şurada %21 gibi bir hasar azaltımı ve sersemletme bağışıklığı olduğu için. Yani Lurtz Mümak kullanmıyorsan mecburen Lurtz Uruk-hai kullanacaksın. Uruk-hai birimleri kullanmak zorunda kalıyorsun. Böyle bir sıkıntısı var. Eğer Lurtz Mümak kullanıyorsan zaten saygı 5'i görmene gerek yok. Saygı 5'i sil, sıfırla burayı. Komple ilk doğan Uruk-hai fulle, komple takipçiyi fulle, oyna mis gibi. Ama iş Mümak yoksa biraz daha sıkıntıya giriyor. Mecburen artık Uruk-hai'lerle oynaman gerekiyor. Uruk-hai'ler, yani Uruk-hai birimleri neler? Şöyle bir tıkladığımız zaman, kışlaya da girdiğimiz zaman Uruk-hai birimleri de çok da dayanıklı birimler değil. Bir tanesi keskin nişancı, benim sevdiğim birimlerden, Uruk-hai'lerden. Menzilli düşman hedeflere hasar %30, menzilli hedeflere de öncelik veriyor. Üstelik düşmanın yakın dövüşle birimlerinden de %15 daha az hasar alıyor keskin nişancılar. Dolayısıyla keskin nişancılar aslında oldukça iyi ve güçlü bir birim. Ancak vahşi savaşçılar için bunu söyleyemeyeceğim. Diğer Uruk-hai birimi vahşi savaşçılar. Ve zarar oluşturma %20, bu etki her bir turda giderek azalır. Yani ilk turda %20 daha fazla hasar vuruyor. Sonra her tur giderek azalıyor. Muhtemelen her tur %2 azalıyordur bu. Bir ikinci turda %18, üçüncü turda %16 falan vuruyordur. Ve birinci turda, son turda, 10. turda %2 bir hasar çıkarıyordur vahşi savaşçılar. Ama dediğim gibi birimin önemi yok Lurtz'da. Lurtz'da birimin hasarın önemi yok. Birimler yeter ki dayansın, ölmesinler. Aynı zamanda vahşi savaşçılar sersemletme tarafından etkilenmiyorlar. Hiçbir şekilde sersemlemiyorlar. Ve +20 savunma buff'ları var. Şimdi biz birimlerimiz dayansın istiyoruz ama vahşi savaşçıların savunması 18. Çok kötü savunmaları. Buradan 20 savunma ekleniyor. 38. Ya Cüce T4'te 100 savunma var abi. Hani cücelerde ne savunmalar var. Yani bizim maalesef kötü ırkta savunması yüksek birim çok çok az.
Çok az, inanılmaz az. Bir diğer Urukai birimi de simyacılar. Evet. Simyacılar ateş hasarı ve daha çok odak üzerine, fiziksel üzerine değiller. Üstelik bunların da savunması 16. Hani Lurtz'un dayanmasını sağlayacak bir şey yapamıyorsun. Birinci sezonda o yüzden hani Lurtz en azından kolay kasılan bir komutan olduğu için öne çıkıyor ama birinci sezondan sonra Lurtz'un popülaritesi bayağı düşüyor. Belki yeni gelen tutulabilir birimler sayesinde Lurtz tekrardan popüler olabilir. Ancak Lurtz maalesef normal birimlerle iyi hale gelemiyor. Vahşi savaşçı, mecburen vahşi savaşçı ve keskin nişancı kullanıyorsun. Yanına da troll attın değil mi? Yanına neden troll atıyorsun? Keskin nişancılarına vurmasınlar, vahşi savaşçılarına vurmasınlar. Biraz daha dayansın, daha trolleri yem orada, tanklasın yani. Anladın mı? Bir miktar o ilk 3 turu en azından daha trolleri tanklasın. Sonra bizim Urukai'ler bir şeyler yapabiliyorsa yapsın kafasında. Yani sonra bizim Urukai'ler dayanmaya çalışsın. Dolayısıyla Lurtz maalesef ki çok yüksek hasara sahip ama içine bir şey kullanamıyorsun. Orklarda savunması yüksek birim yok. Hani en savunması yüksek birim ezici mi? 66. Kendisi de ork. Hani zırh kırması var. Zaten çok yüksek fiziksel hasar vuruyorsun. Bilmiyorum yani. Olabildiğince dayandırmaya çalışıyorsun. Hani Urukai kompozisyonu yapmaya çalışıyorsun Lurtz. Anlatabiliyor muyum? İteminde mesela Urukai'nin alınan hasarını azalt tarzı itemler de kullanılabilir. Mesela burada Vahşi Savaşçı'nın giysisi. Urukai müttefik birimlerinin alınan hasarını %1.5 azaltıyorsun burada. Ve Urukai'ye savunma veren ben item görmedim. Keşke görsem. Burada Urukai'ye ordu hasarı veren bir kask takmışım ama ihtiyacı yok aslında. Yani Lurtz'un olayı birimleriyle hasar vermesi değil. Ben daha çok mümkünse burada Urukai'lere savunma, Urukai'nin aldığı hasarı azaltma, yani biraz daha tanklaştırma. Zaten Lurtz'un hasarı çok yüksek. Üstelik bunu ikinci turda yapıyor. Birimleri dayandırmaya çalışmamız gerekiyor. Birimlerin dayanmasını sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla Lurtz böyle bir komutan, tamamıyla fiziksel hasar üzerine kartopu etkisini çok iyi uyguluyor ama işte kullandığımız Urukai birimlerinin de savunmaları çok düşük, dayanamıyorlar, onlar da dayanamıyor. O yüzden Lurtz ikinci turda verdiği hasarla kalsak, keşke ikinci turda hasar verdik, hadi biz çıkalım diyebilsek, o zaman çok OP bir komutan olurdu. Ancak maalesef 10. tura kadar savaşıyor her türlü. Oyun mekaniği öyle. O aradaki o 7 tur 8 turda falan rakip verdiği hasarla falan durumu toparlıyor. Bunu söyleyebilirim. Peki saygı 5 ve saygı 3. Hani saygı 5'te ben bunu neden kullanıyorum? Şimdi Urukai birimleri kullandığım için Urukai'nin hasar alımını biraz daha azaltayım. Biraz daha taklayabilsinler diye burada ak el artı yorulmak bilmez kullandım. Ama takipçi çok daha OP abi. Takipçi hani ilk doğan Urukai zaten çok OP. Çok güçlü. Şuradaki bütün yetenekler çok güçlü. Buradaki yetenekler de güçlü. Ben durum neydi? İşte birinci sezonda mümaklarla kullanırken takipçi fulldü benim. Ama ikinci sezonda ak el ve Urukai en azından toprak alırken falan Urukai'lerimi kullanacak şeyim olsun diye bu yetenekleri kullandım kendisine. Yani Lurtz şu anda çok yatırımı yapmaya değer bir komutan değil. Haberiniz olsun. Kendisini hani ben Sauron'un ağzına göre daha değersiz görüyorum. İlk rehber videom Sauron'un ağzı hakkındaydı. Lurtz bence birinci sezonda Sauron'un ağzından çok 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 daha değerli. Ama ikinci sezonda Sauron'un ağzı daha iyi. Lurtz bir tık daha aşağıda kalıyor maalesef. Haberiniz olsun. Lurtz hakkında anlatabileceklerim bunlardı benim. İşte kuvvetle geliştiğini söyledik. Hani Lurtz Mümak nasıl counterlanıyor abi? Lurtz Mümak'a karşı ne yapabilirsiniz?
Abi Lurtz Mümak, şimdi Lurtz tamamıyla fiziksel hasar veriyor ya. Fiziksel hasar counterlama işi. Yine her zaman söylediklerimi tekrar ediyormuş gibi görünebilirim ama hani şurada ölüler var ya, ölülerin yolu. Ölüler bizim birinci sezonda canımızı sıkmıştı malum. Fiziksel hasar, %90 fiziksel hasarı azaltıyorlar. Hatta bizim zamanımızda %100 bütün fiziksel hasarı yemiyorlardı. Şimdi alınan fiziksel hasarın %90'ını yemiyorlar. Yine Lurtz'a karşı oldukça iyi iş yapıyorlar. Hani yine asıl olay biliyorsunuz Lurtz'u öldürmek değil, Lurtz'u öldürebilmek için zaten. Lurtz'u yenebilmek için önce birimleri yenmeniz gerekiyor. Birimler de mümaklar olunca, çok güçlü birimler olunca, anlatabildim mi? Mümakları, Lurtz'u yenebilmek için mümakları yenmeniz gerekiyor. Mümakları da kesebilmek için mecburen balta atıcısı, dev katili balta atıcısı ya da elfin atlokçu birimi, işte dev katili olan onlardan kullanıyorsunuz. Ama tabi Lurtz da eli armut toplamıyor. Siz mümaklara vuruyorsunuz ama Lurtz da sizin balta atıcılarınıza falan vuruyor. Dolayısıyla Lurtz orada bir hasarıyla yok ediyor sizi. İkinci turdaki hasarıyla zaten yok ediyor sizi. Geri kalanı da mümaklar tamamlıyor. O yüzden OP oluyor Lurtz mümaklar zaten. Her neyse. Yani Lurtz mümanın kesin çözümü sadece ölüler abi. Ölüler. Ya da ikinci turda Lurtz'u susturabilirsiniz. O becerileri atmasını engelleyebilirsiniz. Öyle bir şey de kullanabilirsiniz. Onun dışında başka bir şey yok. Evet, videoyu burada bitirelim. Kısa bir video olsun. Zaten Lurtz üzerine çok konuşacak bir şey yok. Hani çok basit bir komutan. Basitliğinin ödülünü birinci sezonda alırken cezasını ikinci sezonda, üçüncü sezonda çektiğini söyleyeyim. Kendisinin komutan olarak üst seviyede, çok üst seviyede bir komutan olduğunu söyleyemem. Üst seviyede bile değil, orta halli. Hani Khaldun ve Gorbak daha çok iş yapıyor, öyle söyleyeyim. Khaldun, Gorbak daha çok iş yapıyor. Bunların da rehber videoları yakında gelecek. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videoyu da burada bitireyim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.